önümüzdeki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde bir mor bayrak uygulaması başlatacağız. Bu mor bayrak önce belediyelere verilecek. Yeterince kadının çalışıp çalışmadığına, onların önüne koyacağımız hedeflere uyulup uyulmadığına, kadınlar için belediyede hayatın kolaylaştırılıp kolaylaştırılmadığına, kreşin olup olmadığına çalışanlar için, yoksa kreş desteği verilip verilmediğine, belediyeden hizmet almaya gelmiş olan annelerin emzirme odasının çocuklarını bakımını yapacakları odanın olup olmadığına, yine bunun yanında süreç içinde kadının hem sosyal hayata hem iş hayatına katılımı hem de siyasette temsili noktasındaki gayretlerine göre önce daha ulaşılabilir, sonra yavaş yavaş sürdürülebilirlik ilkeleri içinde bir mor bayrak uygulaması yapacağız ve bu standartları sağlayan belediyelere vereceğiz. Hedefler doğrultusunda da sürdüren belediyeler bu bayrağı sürdürecekler. Bu bayrağa sahip belediyeler kendi ilçelerinde esnafları, iş yerlerini, fabrikaları, atölyeleri belli kriterlerle denetleyecekler. Başlangıç kriterlerini sağlayanlara mor bayrak asacağız. Bu iş yerinde mor bayrak vardır ve düzenli olarak denetlenmektedir. Kadınlar ve kadın dostu bütün erkekler, kadınların Cumhuriyet'in gösterdiği istikamette kadın erkek ilişkilerinin devam etmesini isteyen herkes bilecek ki ben mor bayraklı fırından alışveriş yaparsam bunu desteklerim, aynı zamanda kadınları desteklerim. Mor bayraklı pastaneye gidersem burada daha çok kadın çalışıyor. Otomatikman müesseseler arasında da bir pozitif rekabet yaratacak. Hem belediyenin hem de işletmelerin bu anlamda belli standartları daha kolay yakalamalarını ve sürdürmelerini sağlayacak bir uygulama olacak.